Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayıyla bütünleşmiş olan şerbetlerimizden deneyeceğim. Ramazan şerbeti deneyeceğim. Bunlar birkaç gün önce A101'e geldiler ve ben de dün gittim ve A101'den bu ikisini aldım. Normalde 3 tane olarak geldiler. Bir de gül şerbetiydi galiba. Ondan vardı ama ondan kalmadığı için onu alamadım. Sadece bu ikisini deneyin dedim. Şu an böyle bir yanımda su kaynattım. Buradan yüzüme kaynaslar çünkü böyle buhar içinde kaldım. Bir an önce çekmek istiyorum o yüzden. Bunların tanesini 1.95'e aldım. Bir tanesi hibiskus şerbeti, bir tanesi de demir hindi şerbeti, bir de gül şerbeti vardı. Dediğim gibi onu alamadım. Şimdi hemen nasıl hazırlandıklarına gelelim. İkisi için de ayrı ayrı 1'er litre süt hazırladım. Süt mü? İkisi için de ayrı ayrı 1'er litre sıcak kaynamış su hazırladım. Ve birini bir kasenin içine, birini de diğerini boşaltacağım. Ve daha sonra bakalım. Kokusu fena değil. İç çekişte daha güzeldi de her kokladıktan sonra biraz daha kötü olmaya başlıyor. Şimdi bunu şöyle görebiliyor musunuz? Biraz daha yakınlaştırayım. Evet, şimdi daha iyi oldu. Zaten bu açıyı ayarlayacağım diye canım çıktı. Evet, bunu bunun içine döktüm. Şimdi de demir hindi şerbetini de bunun içine hemen döküyorum. İşte şurada içerikleri falan yazıyor. İşte hangi baharatların olduğu falan yazıyor. Artık oraları atlıyorum. Bunu da bunun içine döküyorum. Tamamdır. Bunun rengini hiç sevmedim. Ben bunun tadını da sevmem diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bunu karıştıralım. Bunun daha güzel bir rengi var. Şu şekilde görebiliyorsunuzdur sanırım. Bunu iyice bu şekilde içindeki toz tanecikleri eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Bu arada kendime böyle ufak bir arka plan gibi yaptım. Odada şey vardı, çiçeğimiz vardı canım benim. Onu getirdim, böyle arkada güzel dursun diye getirdim. Nasıl durdu artık bilmiyorum ama. Evet, bu arada Ramazan deyince benim aklıma ilk olarak lokma tatlısı geliyor direkt. Çünkü bizim normalde, ben şimdi Ankara'da yaşıyorum normalde. Ankara'da genelde lokma tatlısı hani son bir iki seneye kadar normal, diğer aylarda hiçbir şekilde bulunmazdı. Hani çok nadir bazı yerlerde bulunurdu. Onun dışında işte sadece Ramazan geldiği zaman da sonra her yerde, hani her yerde lokma dökmeye başlarlardı. Gidip alırdık. İzmir'de bu kültür biraz daha böyle farklı, değişik. Burada da Ramazan'da genelde tulumba tatlısı falan genelde dışarıda görüyorum. Lokmada ya benim gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar lokma hani satılabilen bir yer yok. Sadece sokakta böyle dağıtırken görürseniz alıp yiyebiliyorsunuz. Bilmiyorum, bu da bana bir tuhaf geliyor aslında. Yani yemek istediğimiz zaman da normal niye alacak bir yer bulamıyoruz ya da Ramazan'da niye özellikle çıkmıyor? O benim biraz tuhafıma gitmişti. Şimdi şunu süzeyim, biraz da şunu karıştırayım. Altına çöktü çünkü direkt tozları. Hani benim normalde Ankara Ramazan deyince aklıma gelenlerden biri işte Ramazan şerbetidir, lokma tatlısıdır, güllaştır. Bu üçü direkt aklıma gelir. Ama şu an burada lokmayı bulamıyorum. O biraz işte işin üzücü kısmı. Merak ediyorum hani sizin de bu şekilde var mı sadece Ramazan'a özgü? Hani güllaş dışında, güllaş bütün şehirlerimizde zaten Ramazan ayı geldiğinde çıkıyor. Ama hani onun dışında bizim mesela Ankara'daki lokma gibi sizin de sadece Ramazan ayında özellikle çok fazla çıkan ürünleriniz var mı? Bunu merak ediyorum. Eğer varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Böyle iyice karıştırıyoruz. Bu çok baharatlı falan bir şey. Nasıl olacak tatları merak ediyorum. Şimdi devamında neler yapacağımızı söyleyeyim. Bunları şu an ikisini de bu şekilde hazırladık. Şimdi bunların oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında böyle iyice soğuyacak. Daha sonra iftar geldikten sonra iftarın arkasında bunları buz gibi içeceğiz. O zaman tatlarını değerlendireceğim. Hemen bunun arkasında ben zaten çekimini yapacağım da benim için hani birkaç saat geçmiş olacak. Sizin için geçmeyecek tabii ki. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Soğudukları zaman tekrar devam edeceğiz. Evet, yeniden merhaba. Şerbetlerimiz o hafta iyice soğudular. Şimdi tadına bakma kısmına geçiyoruz. Soğumaları çok uzun sürmedi. Yani 1-1,5 saatte falan soğudu. İftardan
Birkaç saat önce yapıp dolaba atarsanız tam denk gelecektir. Şimdi ilk olarak bu hibiskusluydu galiba. Bunu hemen şu şekilde bardağımıza alalım. Şu kadar yeter, şöyle koyayım. Şimdi de diğerini koyayım. Bunun neli olduğunu unuttum, birazdan bakayım. Bunu da şu şekilde koyalım. Ne kadar soğuk olursa o kadar iyi olacaktır. Soğuk soğuk içmesi daha lezzetli olacak. Şimdi bunları şu şekilde alıyorum kenara ve şerbetlerimi getiriyorum. Videonun başında söylemiş miydim hatırlamıyorum. Hani gül şerbetini alamadım, onun kalmadığını söylemiştim. Eğer onu alıp da kullanan, deneyen varsa onların da yorumlarını lütfen yazarsanız. Aslında en çok onun nasıl olduğunu merak ediyordum. O yüzden onu da söylerseniz, eğer çok güzelse, çok beğendiyseniz gidip onu da alıp denemek isterim. Şimdi o zaman bunların tatlarına bakalım. Evet, paketlerine baktım tekrar. Şimdi bu hibiskuslu olanı deniyorum. Çok yoğun bir aroması var ama tat olarak beğendim. Bunun içerisinde kakule, hibiskus, tarçın ve karanfil varmış. Özellikle karanfil tadı daha baskın olarak geliyordu. Tat olarak şunu söyleyebilirim. Çok yoğun aroma, çok yoğun böyle baharat tatları seviyorsanız tam size göre. Ben bunun tadını gerçekten beğendim. Zaten renginden dolayı da böyle bir hoşuma gideceğini tahmin etmiştim. Bu gayet güzel. Şimdi ben asıl diğerini merak ediyorum. Çünkü diğerine karşı biraz böyle bir ön yargılarım var. Onun çok böyle güzel olacağını nedense düşünmüyorum. İçinde zencefil falan olduğu için galiba, bilmiyorum. Rengi de belki çok hoşuma gitmemiş olabilir. Bu da demir indi şerbeti. İçinde de zencefil, tarçın, zerdeçal, karanfil, kakule ve yeni bahar var. Bunu da iyice soğuttum ve şimdi bunu da tadına bakalım. Yine ben ve ön yargılarım. Çünkü gerçeği söylemek istiyorum ki hibiskus şerbetinden daha çok sevdim. Tam tersi, hem renginden dolayı hem de içindeki baharatlardan dolayı bunu çok sevmeyeceğimi düşünüyordum ama tam tersi, buna göre daha çok sevdim. Daha içilebilir. Bunun baharatları, hibiskus şerbetinin baharatları daha yoğun, beni biraz daha rahatsız etti. Ama bunda hiç böyle rahatsız edici bir şey hissetmedim. Aksine de gayet lezzetli ve gayet güzel geldi. Şeker oranı, diğer bütün özellikleriyle ben bunu gerçekten sevdim. Kıyaslama yaparsam bu hibiskus şerbetini daha çok sevdim. Pardon, yanlış söyledim. Demir indi şerbetini daha çok sevdim. Hibiskusu da sevdim ama kıyaslarsak demir indiyi daha çok sevdim. Gül şerbeti olmuş olsaydı onu hangi sıraya koyardım bilmiyorum. Onunla ilgili de sizin yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı, diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.